Günlüğe kaldığımız yerden çok değerli bir konuğumuzla birlikte devam ediyoruz. Emekli Kurmay Albay Sayın İhsan Sefa yayınımıza. Sayın Sefa hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Seda Hanım. İyi yayınlar. Dilerim. Teşekkür ediyorum. Dün Soçi zirvesini konuşmuştuk sizinle. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı ve o sorulara verilen cevap oldukça önemliydi. Özellikle savunma işbirliği konusunda kritik adımların atılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan vurguladı. Bu konuyla ilgili sizinle konuşmak istiyoruz bugün. Askeri ve teknik işbirliğinin sürdürülmesi konusunda her iki liderde de hemfikir oldu ve S400'lerin alınmaya devam edeceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. S400 S-400'den başlayalım isterseniz. Kremlin sözcüsü Peskov'un da bir açıklaması oldu ve S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu açıklamaların önemini sizden dinleyelim. Tabii S-400 ile beraber başlayan Rusya ile Türkiye'nin siyasi ortaklığı, askeri ortaklığı yavaş yavaş gidiyor. Biz yıllarca işte NATO üyesi olduk. Dün de biraz bahsetmiştim. Hı hı. Evet belki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde bir şekilde bir şemşiye yürüp NATO'ya NATO katıldı. NATO'ya katılmamızla beraber bizim savunma sanayimiz çok büyük darbe aldı. Çok çok büyük darbe aldı. Yani anlatmaya dilim varmıyor. Neler yedik? Ne kazıklar attılar bize? Efendim, e, harp okunda öğrenciyiz. Belki birkaç defa tekrar ettim bu konuyu çok çarpıcı bir örnek. Elektronik dersi hocamız rahmetli Erdoğan Karatay dedi ki Kayseri İkbal Merkezi'nde görev yapıyoruz. F-86 uçakları anlattığım oradan 60'lı yılların ortaları. Aküleri bitti. Elimizde akü yok. Amerika'dan akü bekliyoruz. Göndermiyorlar. Uçaklar uçamıyor ismini vermekte sakınca görmüyorum. Çünkü bir milli meseledir bu. Mutlu Akü ile beraber çalıştık. Onların mühendisleriyle. Biz F-86 uçaktan akülerini yaptık. Birkaç tane yaptı denedik. Çok başarılı oldu. Tam seri üretime geçeceğiz ki bir baktık paldır küldür kocaman bir dev uçak indi meydana. İçi akü dolu. Bizim istediğimizin 10 katı akü var. Yani yapacağımızı görünce bir dakika siz yapmayın. Biz size vereceğiz dediler. Hı. Ve o zamanki yönetimde tabi iktidarlarda tabi bedava sirke baldan tatlı misali hep bunlara yöneldik. Hep bağımlı kaldık. Ve savunma sahnesi hep baltalandı, baltalandı, yok oldu. Makine kimya üç tane gırgal tabancadan başka bir şey üretemez hale geldi. Ne zaman ki 74 ambargosunu yaşadık Kıbrıs Harekatı sonrasında. Amerika bunu yaptı, ilk ki, ki yaptı Allah razı olsun. Ondan sonra bizim aklımız başımıza geldi. Ve e, 1975'te 1975'te Aselsan'ı kurduk. 83'te Havelsan'ı kurduk. Arkasından 88 Roketsan'ı kurduk. Ve Türk Savunma Sanayi yavaş yavaş canlanmaya başlandı. Hı hı. Ve son 20 yıldır da e, tabii bu tür yatırımlara para ayırırsanız, kaynak ayırırsanız, argeye para ayırırsanız çok iyi gelişir. Hakkını yemeyelim. Erdoğan iktidarlar döneminde savunma sanayine ciddi yatırımlar yapıldı. Ciddi kaynak ayrıldı. E, Türk savunma sanayi dev adımları ilerleme başladı. Bugün işte onur kaynağımız olan Bayraktar serisi, TB2'ler, Akıncılar gibi. Öbür tarafta e, yerli helikopter, yine yerli ZM zırhlı muharebe araçları, Atmaca vesaire. Yani birçok sayacağım şey var. E, Sayın Tabii, Sefa, e, biz e, Sayın Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı da ulusal kanal ekranlarında ağırladığımızda e, iyi ki ambargolar olmuş ifadesini kullanmıştı. Bu da herhalde aynen. oldukça önemli. Aynen, katılıyorum. Hı -hı. aynen katılıyorum. Ondan olmasa belki bugün hala biz uymaya devam edecektik. Hı -hı. Sonuçta savunma sanayimiz belli noktalara geliyor. Tabii e, e, alçak irtibat savunması için bir takım çalışmalarımız var, e, başarılı konular da var. Ama S-400 konusu dünyanın en gelişmiş füze sistemi, orta ve yüksek irtifa, hava savunma sistemi. Şimdi bu sistem biz geçen işte 2019'da bir setini aldık. İki set zaten konuşulmuştu. Bir e, sette e, e, dört batarya olan bir set. İkinci seti yine düzeltim iki batarya olan bir setti. İkinci set yine iki bataryalı bir daha alacağız. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Fakat daha başlangıçtaki görüşmelerimizde biz bunun ortak üretimini gündeme getirmiştik hep. Hı hı. Ve bu konuda belli ilerlemeler kaydedildi. Ve şimdiki, dünkü açıklamadan sonra, dünkü görüşmeden sonra ortaya çıkan olay şu ki, Türkiye artık Rusya ile ciddi bir savunma sahne işbirliğine girecektir. Hı hı. Şimdi e, burada tabii ortak üretim demek biraz sıkıntılı olur. Yani ortak üretim nasıl ortak üretim? Yani gelsin Türkiye'de işte kursun, fabrik üretsin, kendi mühendisleri kontrolünde vesaire böyle değil. Hı hı. Teknoloji işbirliği çok önemli. Yani teknoloji alışverişi çok önemli. Yani ortak kritik bizim mühendisliğin başında olacak, teknoloji gereken bizim elemanların başında olacak vesaire. Tabi bu konulara ciddi çalışmalar sürüyor. Bir teknoloji transferini bir ülkenin yaptığı silah transferini başkasına vermesi pek kolay iş değil. Ama karşında bir şey mutlaka bekleyecektir. O da bizden teknoloji alacaktır. Yani Türkiye'nin de yani yabancı teknoloji yok artık. Bir yere geldik yani. Artık e, konuşur hale geldik. Bugün işte geçen yılki değerlendirmede Türk savunma sanayinden 7 tane şirket dünyada 3, 100 şirketin içine girdiler. Dolayısıyla yani bundan 20 sene önce bizim bir tane adım şirketimiz dahi savunma sanayinde dünyada e, adı geçmezdi. Ama bugün bu yerlere gelmişiz. Dolayısıyla Rusya bizimle yapacağı bir e, işbirliğinde onun da bizden alacakları, öğrenecekleri söz konusu olacaktır. Bu işbirliğin ben sadece tabii S-400'e kalacağını zannetmiyorum. Şimdi hemen oraya geçelim mi isterseniz? Ee, şimdi S-400 evet. dedik ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şunlar da var. Uçak motorları yapımında ne gibi at adımlar atacağız, onu konuşacağız. Savaş evet. uçakları ile ilgili ne gibi adımlar atacağız, bunu konuşacağız. Evet. E, uçak motorları evet. konusunda aynı adımı atacağız ifadesini de altını çiziyorum özellikle söyledi. Gemi inşasında beraber e, birçok adım atabiliriz. Denizaltılarla ilgili adımlar atabiliriz. Yani aslında e, savunma sanayinin pek çok adım e, alanına ilişkin mesajı da vermiş oldu. Evet, bizim zaten motor konusunda küçük motorlar yapmaya başladık. Hı hı. Kanada bize insan savaşları için motor emeği durdurunca biz geliştirdik ve bayrakların bayraktan ürettiği sihaların sihaların motorlarını yapmaya başladık. Hı hı. Yerli muhareb uçağın motor için de çalışmalar sürüyor ancak. Ee, bu konuda e, e, genel motorla bir anlaşma yapılmış. Yani ilk etapta onlardan motor alınacak. Ama yerli uç, motor, büyük çaplı motor gelişmeleri çalış, sürüyor. Burada da bizim teknoloji desteğine ihtiyacımız var. Muhtemelen ki Rusya ile motor e, konusunda bir anlaşma yapılacaktır. Yani motor üretimi konusu, uçak motoru, turbo, jet motor konusunda bir anlaşma yapılacaktır mutlaka. Hı hı. Bu gelişebilecektir. Yine e, denizaltı konusunda biz bir şeyler yapıyoruz ama Rusya'nın bir nükleer denizaltı şeyi var, üstünlüğü var. Bu nükleer denizaltı yapımı konusunda Rusya'yla belki işbirliği yapılacaktır. Yani yapılacak işbirliği yapacak sahalar çok fazla vardır. Bütün bunlarla bütün bunlarla beraber tabii bunlar yapılırken e, hep anlattığım gibi ortak üretimdeki teknoloji transferi ön planda olmalı. Hı hı. Yani ortak üretim der, işte f 16ların ortak üretim dedik geldiler, kurdular 73'ten sonra eee ama ortak üretim sadece onların verdiği parçaları ürettik. Teknoloji bize pek vermediler. Hep sakladılar. Öyle olmaması lazım. Teknoloji mutlaka e, transferi yapılması lazım. Teknolojiyle beraber ortak üretim yapılması lazım. Hı, hı. Dostlarla evet, yapılan e, teknoloji ve askeri alışverişin önemi çok büyük. Şimdi buradaki bir vurguya da bu vesileyle dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerle ilgili de konuştu ve ya uçağı alacağız ya parasını alacağız ifadelerini kullandı. Yani sözde müttefiklerle yapılan e, stratejik olmayan e, savunma işbirlikleri böyle pürüzler doğuruyor. Ama savunma işbirliklerinin stratejik ortaklarla yapıldığı takdirde ne kadar olumlu bir katma değer katacağını e, bu tabloda da görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Aslında F-35 bayım başka bir konu. Aman uçağı vermesine kalsınlar da biz istemiyoruz. O uçak bizim başımıza bela olur. O uçağın 1500 tane ürettiği firması var. Yedek parça akımında çok sıkıntılar var. Hatta Amerika geçen sene, geçen sene Amerikan Hava Kuvvetleri'ne alım yapan bir e, e, yönetici şunu söyledi. Biz f 16 F16'yı şey F35'i e, tam kullanamayacağız. Her geçen gün bir eksiği çıkıyor. Tamamlayamıyoruz. Hı hı. Yedek parça kısmında sorunlar var. Dolayısıyla bütün bunlar devam edip bunlar çözülene kadar biz F16 üretimi devam edelim dediler ve Lockheed'te tek anlaşma yaptılar. Hatta F16'nın F16'nın bakım onlar yedek parça için bir 40 yıllık anlaşma yapıldı söyleniyor. Yani düşünebiliyor musun? Amerika kendisi F16'ya dönüş yapıyor şimdi. Hı hı. F-35'lerde beklenen verim veremiyor. Bir de F-35'in anahtarı bizde değil. F-35'in anahtarı Amerika'da. Yani yarın bir gün şalterini kapatır, benim pilotum meydana gitse f 35in düğmesine basar çalışmaz. Uzaydan gönderir, sinyal kapatır. Yani güven veren bir şey değil. Hı hı. Bu tür savunma sanayi ve uçak sistemleri elektronik önde olduğu için mutlaka mutlaka yazılımın yerli milli olması ön plana çıkıyor. Dolayısıyla F-35'te bizim yerli milli bir yazılım katkımız yok. Hı hı. Birkaç parçasını üretiyoruz. Türkiye'nin F-35'e evet. ihtiyacı yok diyorsunuz yani. Bence bence şu anda hı hı. yok. Bence F-35'in bakın F-16'nın yükü çok ağır evet. Ama şu anda e, ürettiğimiz Hürjet, Hürkuş bunların F-16'nın yükünü birazcık hafifletecektir. Daha çok f 16nın mesela yakın hava desteği görevlerini onlar alabilir. Artı işte Akıncı, Bayraktar Akıncı bir onda 3 ton mühimmat taşıyabiliyor. Yani 24 saat havada kalıyor. Yine Bayraktar Akıncı F-16'ın yükünü taşıyabilecektir. Hatta geçen gün hava gösterisinde Bayraktar Akıncı ile F-16 yan yana uçtular. Hı hı. Gösteri yaptılar. Yani Türkiye esasında F-35 olmadan da Milli muhareb uçağını belli yere kadar 2023-2028'e kadar devam ettirebilir düşüncesinde değil. Amerika Birleşik ee, Devletleri'nin Türkiye ile Türkiye'nin yaptığı savunma sanayi alışverişlerinde Rusya ile gerginliği artırması ve aslında teknofesti yeni izledik yani dünyada ilkti biraz önce de sizin dediğiniz gibi Akıncı Gökbey, evet. Hürkuş F16'lar aynı anda evet. havada uçtu yani bu gelişim evet. mi asıl Amerika'yı rahatsız eden? As ne düşünüyorsunuz? Yani? Es Esas da bütün bunların kaynağında şu var. Yani Türkiye eskiden olduğu gibi dişleri sökülmüş, pençesi sökülmüş aslan değil artık. Hı -hı. Eskiden Türkiye onların gözünde dişleri, pençesi sökülmüş aslandı. Ama Türkiye şimdi dişleri yerine gelen, pençesi yerine gelen bir aslan oldu. Bunu istemiyorlar. Aman senin dişlerin pençen olmasın istiyorlar. Bütün deliliği, kudurgunlukları bundan kaynaklanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın kışkırtmaları, orada karşımıza çıkmalar, burada karşımıza çıkmalar, amba kogor, yok kas yaptılar. Ne yaparsanız yapın. Türk millet sizin da alır bir tarafa atar. Hiç bizi tız gelir, vız gelir, gider. Hı. Dolayısıyla yani Amerika kimseyi korkutamaz. Hele Türk milletini asla korkutamaz. Şimdi ee, e, Amerika... bundan. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. yeni Ankara Büyükelçisi olma adayı olan bir isim. Eğer Türkiye S-400 almaya devam ederse katsa yaptırımlarını uygulayacağız diye yine Türkiye'yi tehdit etti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok net. Soçi zirvesinde çok net. Geri adım atmayacağız ifadelerini kullanıyor. Türkiye'nin ortaklarına baktığımızda, Türkiye'nin savunma sanayindeki millilik oranına baktığımızda artık Türkiye'nin alternatiflerinin de ve kendi kendine yeterliliğinin de çok olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, çok olduğunu söyledi. Hatta biz geri adım değil, ileri adım atmamız lazım. O aday, büyükelçi daha gelmeden non-ground person etmemiz lazım. Kabul etmiyoruz dememiz lazım. Hı hı. Benim aleyhimde konuşan, daha gelmeden bana şantaj yapan kimseyi ben ülkeme sokmak istemiyorum. Hı hı. Cumhurbaşkanı ben bunu bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen bu konuşmadan sonra o büyükelçi adayını e, vermiş olduğu bu etmek için kabul etmeyecek ve nangron tersine edip Türkiye'ye sokmayacaklar. Hı -hı, hı. Yani Yok, karşılık böyle verilir uluslararası hı -hı. politikada. Somut adımlar atılmalı diyorsunuz. Evet, evet. Somut adımlar atılmalı. Yani susarak değil. Hı -hı. Sana bir adım gelmesi sen ona bir adım karşılık vereceksin. Hatta bir onda beş adım karşılık vereceksin. Hı -hı. Ki gücünü görsünler. Amerika Birleşik her zaman böyledir. Karşısında dik duran olduğumu geri çekilmiştir. İşte bunu örnekler hep görüyoruz. Bunun çevremizde örneklerini görüyoruz. İşte Afganistan olayı en sonunda bu örnektir. Evet, yakında inşallah Suriye'de çekecek. Ben inanıyorum buna. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Sefa yayınımıza katıldığınız için. Değerli bir bilgilerinizi teşekkür ederim. aktardınız. Emekli Kurmay Albay Sayın İhsan Sefa yayınımızdaydı. Türkiye ve Rusya arasındaki işbirlikleri giderek güçleniyor. Bu güçlü işbirliklerin arasında elbette ki savunma sanayi de var. Özellikle S-400'lerin alımının devam edeceği ve geri adım atılmayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajları var tam tersine. Bu işbirlikleri geliştirilecek, farklı alanlara da uçak motorlarına, savaş uçaklarına, denizaltılara, gemi inşalarına kadar gidecek bir işbirliğinden bahsediyoruz. Aynı şekilde enerji konusunda da Akkuyu ve Türk Akım konusunda ortaklık geliştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun mesajlarını da verdi. Bölgeye yansıyan güçlü bir Türk-Rus ilişkisini görüyoruz ve önümüzdeki süreçte Avrasya'nın gelişimine damga vuracak bir ikilden bahsediyoruz. E, sahaya yansımalarını hep birlikte izleyeceğiz.